Teklifin tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik sistemle yapılmasını oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler... Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Bu teklifi bekleyen, bu kanun yasalaşmasını bekleyen tüm EYT mağduru arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Genel kurulda kabul edilen teklif 4 maddeden oluşuyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici madde ile ilgili kanunlara göre teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan, yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikle yaşa takılanlarla ilgili uzun süredir üzerinde çalıştıkları 24 yıllık sorunun artık çözüldüğünü belirterek hayırlı olsun mesajını paylaştı. Yaşadığımız dönemde çıkması tabii buruk bir sevinç ama çalışanlarımıza, emeklilerimize, bugün emekli olacaklara, bu süreçte emekli olacaklara hayırlı olsun diyorum. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek efendim? Hani müracaat açısından resmi falan. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra müracaat edecekler. Herhangi bir endişeye gerek yok. Panik yapmaya gerek yok. Kimse bir hak kaybına uğramayacak. Maaşlar Nisan'da mı alınıyor efendim? Tabii. Yasal süreç öyle başlıyor. Resmi gazetede yayınlandıktan sonraki, biliyorsunuz, ilk ayın başında maaşlar müracaatlara göre şey yapıyor. Panik yapmaya gerek yok. E-Devlet üzerinden müracaat edebilirler. Bir sorunla karşılaşırlarsa E-Devlet üzerinden karşılaşmayacaklar zannediyorum. Bizzat gibi müracaat edebilirler. Dolayısıyla panik yapmaya gerek yok. EYT düzenlemesinin Meclis Genel Kurulu'nda oylanıp yasalaşmasının ardından tüm dikkatler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yöneldi. Erdoğan'ın yasayı en kısa sürede imzalaması bekleniyor. EYT yasası Erdoğan'ın imzası sonrası resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek. 405 sıra sayılı kanun teklifinin açık oylama sonucu oy sayısı 395, kabul 395, red yok, çekimser yok, boş yok, geçersiz yok.